Sağlık programına geldiğini biliyorsun. Yemekle aran nasıl? Çok seviyorum, bayılıyorum. Yani pizza yüzüyüm işte, beni niye aldın? Daha ne olsun diyorsun yani belli. Evet, çok seviyorum yemek yemeyi. Hareket etmeyi sevmiyorsun. Yani üşeniyorum. Ben seni spor yaparken bazen görüyorum. Yalan da. Asla inanmıyorum. Asla yapmadığına kalıbımı basabilirim. Storylik onlar. Hani o kadar zorlanıyor ki yani kolunu, belli ki kolunu kaldırmak için bile üşeniyor. Sabah kalkmayı sevmiyorsun, hareket etmeyi sevmiyorsun. Peki kendine nasıl iyi bakıyorsun? Bize onu anlat. Bakmıyor musun? Story'den kendime bakıyorum. O kadar yaptı. Ya arkadaşlar yok ya, halim yok benim. Nereden enerjiyi buluyorsun? Abi gencecik çocuksun sen daha ya. Kaç yaşındasın? Bize doğruyu söyle. Söyleyemem. Hayır. Ay tipin genç gösteriyor da genç mi değilsin? Doğruyu söyle. Genç değilim. Kaçsın? 30'larımdayım. Çok da yanaşmak istiyorum da sosyal mesafemi. Çok seviyorum. 30'larımdayken de 32 de olabilir, 39 da olabilir. 38, 42 evet. Yaşındayım. Şu an yerimde duramıyorum. Böyle parende falan atmak istiyorum. Ben zaten istiyorum. İnanamıyorum. Ona da hırslanıyorum. Sabah kalkıyorum 6'da spor yapıyorsun. Mesela ne kadar saçma. 6'da hayır, değil. Hayır şaka, saçma değil. Herkes yapsın arkadaşlar. Kötü örnek olmak istemiyorum. Bana bir gıdım saçma ve ilginç geliyor. Uyumak altıda vardı. 6'da bana da saçma. Yok 6'da yok. 7. 6, yok yok. Yani 8.30 bazen 9, bazen 9.30. Bazen yayından çıkınca. Ya bu bir şey gibi düşün bunu insan. Şöyle minik bir şey vereyim. Bu böyle hayatında su gibi olana kadar birazcık diretmen lazım. Suyunu iç, afiyet olsun. Yani yoksa gerçekten çok zorlandığım bir şey. Ama mesela bunun ilerisi var, bunun yaşlılığı var falan. Beslenmene dikkat eden bir tip misin? Ya sağlık programında olunca da sahte olma gereği duyuyorum yani. Bize biraz en iyi bildiğin sağlıklı bir tüyo söyle. De ki atıyorum ben işte ne bileyim günde şu kadar su içmeye gayret ediyorum. Bunun iyi bir şey olduğunu biliyorum. Hani bize bir şey söyle sabahları ya. Sabahları yumurta kırıyorum. Arada brokoli güzel. Öneririm. Yani isterseniz yiyin. Ben çok tasvip etmiyorum. Su içiyorum yani 2 litre 3 yani vücudumun nasıl alabildiği yalan kadar. Söylüyorsun? Yok onu içiyorum. Su... Aa, çok iyi. Çok hava çok sıcak. Çal ondan. Yani yoksa onu da içmem. Ondan. Yani ama şey ya bakma şaka yapıyorum ama ben de böyle dönem dönem çok dikkat ediyorum her şeye. Kaç dönem? Ayın bir günü, iki günü muhakkak. Bir iki günü. Evet. Bak kötü uyuyorsun, geç yatıyorsun. Sabahlara kadar sosyal medyalarda ama sohbet ediyorsun. Ama dünya güzeliyim. Ama dünya güzeliyim. Ama Allah daha vermiş. Gençsin, daha gençsin. Genç miyim? Bu iş tamam, böyle dikkat gitmez. Edeceğim bugünden sonra. Bugün çok şey öğreneceksin. Az sonra gerçekten, Gürkan Kurgulay tamam. Hocamız bizlerle de beraber olacak. Sağlık üzerine bir test yapmayı düşünüyorum. Ve Enis'in başarılı olamayacağını düşündüğüm için özellikle de bu testi yapmak istedim ama. Ama seni de çok seviyorum, işte kıyamam. Normalde cezalıydı, cezaları kaldırdım. Tamam. Sarma saralım mı biraz? Hadi tabii ki. Hadi gidelim mutfağımıza bakalım mutfağımızda neler oluyor. Ayşe abla şimdi bir dakika. Yemekle yemek yemeyi seviyorsun, yemek yapıyor musun diye bir şey soracağım. Yapamam, halim yok. Oh. Düşüyordum. Abi bu nasıl bir şey? Bir adım yukarıya çıkabilirsin, bendik bir sıkıntı yok. Şimdi yapamam halim yok diyorsun. Evet. Selma teyze mi yapıyor yemeklerini? Annem muhteşem yemek yapıyor. Ne yemekler yapıyor? Neyi seviyorsun mesela en çok? Her şey... Ben neyi seviyorum? Her şeyi çok seviyorum. Yaprak sarmayı da çok severim. Hamur işi çok severim. Pizza çok severim. Evet. Yani severim. Sevmediğim yani şey brokoli yok. Söylememi istiyorsun hayır, ama hayır, bunu söyleyemeyeceğim. Şey dilim var mı yok? Dilim var mı? Hiç ben biliyorum senin yalan söyleyemeyeceğini. Yavaş yavaş şuradan mincik ellerini yıkayabilirsin. bir iki tane sana sarma da sardıralım istiyorum gelmişken. Bu önlüğümüz... sabun değil herhalde değil ne? Mi? Hayır hayır içme onu. Ay içme onu demişim. Şey, eline dökme. Ellerini şöyle sudan geçir ya. Tamam olsun. Tamam, önlüğü neredeydi Enis'in Ayşe ablacığım? Vereyim mi? Önlükte mi var? Bir önlük verelim ya sana. Sonuçta da bir üstüne dökersin bir şey olur falan diye. Evet mutfakta da hiçbir şey yapamadığını öğrendikten sonra şu an bütün programımı kitlemiştim. Enis. Yaparım. Elimden her iş gelir aslında. Denedin mi daha önce? Yani reyting için elimden geleni her yapacağım. Her şeyi yaparım. Allah'ım reytingimiz bol olsun ilk bölümümüz ya, çocuklar. Ya gidelim çok tatlısın. Evet, buyurun teyzeciğim. Evet. Teyzeciğim. Evet. İnanılmazsın Ayşe abla. Ayşe abla o teyzeciğim. Anne de diyebilir benim. Hayır bu kadar ya, oğlum var. Ayşe ablamız o bizim hepimizden daha enerjik. Vallahi 30 tane squat çekiyor. Vallahi yarıştırırım. Vallahi Ayşe abla. Hiç şey yaptırmayacaktım yaparım senden daha fazla şey yapar. Ayşe abla bu neyin hırsı ya? Ne gerek peki, o? Genç kalmanın hırsı. Oy kurban olurum hadi bakalım. Sarmayı sararken... Al canım sarmayı saracak mısın? Enişte sararım. Mısın? Tabii şöyle ki. Bir tane koyuyoruz. Şöyle. Dişlerin çekirdeklerini çıkarttın mı Ayşe abla? Çıkarttım. Tamam. Dişimize şöyle. Takılır. Dişimize takılmasın.
Evet. O ben de malzeme aş. Bu arada ciddi ciddi yapıyoruz yani. Biz bunu, ben Enes'i buraya muhabbet olsun diye getirdim. Yoksa malzeme listemizde Ayşe ablanın bu vişneli hafif ekşili sarmasının tarifi ters de çok güzel. Daha iyi biliyorum. Evet. Şunları çekeyim de ne yaptığın görülsün. Onların arkasına saklanma. Şu an annem gurur duyuyor çünkü. Gösterelim bunları. Evet. Bu kadar yeter mi malzeme? Senin de elin biraz pinti gibi. Ha, az koyuyor. Oraya da düşürdü, onu da koydu. Şimdi önce buraları mı? Evet, yanları. Yanları, tamam. Evet, sonra yuvarlıyoruz. Yastık. Aa, bu muydu evet. Be Ayşe abla? Evet, millet yıllardır bununla hava atıyor be. Ekranda geldi. Ha? Aa, bayağı. Bu kenarları. Oha. Yani, acemilik bu. Gayet güzel oldu evet. Nesi acemi bu? Kendisi çok beğendi. Arkadaşlar, bakalım Enis Arakan'ın sarması. Vallahi hiç fena değil. Sen birkaç tane devam et. Ben sana bu arada birkaç tane soru sormak tabii istiyorum. Tabii ki, buyur. Genellikle seninle ilgili söylenen bir takım şeyler var. İşte Enis Arakan'ın hani çok hassas bir yapıda olduğu. İşte birisi ona kırıldığı, üzüldüğü zaman böyle 3 gün 4 gün uykularını kaçtı. Doğru mu bu gerçekten? O kadar hassas. Ne burcusun sen? Oğlak burcuyum da şey doğru. Konusunda hassasım. Benim yani hayatımı biraz fazla ona adadım. Yani doğru ilişki kurabilmek, insanlarla saygılı, kurabiliyor sevgili. Kurabiliyor musun? Mesela bana göre zaman. Ve birçok insana göre aslında sen herkesle çok iyi anlaşan evet, bir adamsın. Ben hiç anlaşamadığım insan yok. Ben ama insan seviyorum. Çağla biraz gerizekalı buluyorlar bu tarafımı ama gerçekten insan seviyorum ve her insanı anlayabiliyorum. Kimseyi yadırgamıyorum. Ne bileyim bir yani ya direkt sevme odaklı başlıyor ilişkiye. Sevme odaklı ne kadar evet. Güzel bir şey. Yani bu duyguyu bu piyasada kaybetmemiş olmak ve herkese böyle içinden fışkıran bir enerjiyle sevgi vermek nasıl mesela böyle kaldın? Yani, işte tabii ki senin o eskiden gelen aile ilişkilerin vesaire kurduğun arkadaşlıklar da çok önemli ama böyle kalabilmek de kolay değil aslında. Evet biz biraz galiba annem tarafından onu öğrendik. Birinden kötü bir şey gördüğümüzde bile hep şeyi hissettik yani. Konuşulunca aklım gidiyor. Sen oraya bakma. bakma. Yani hep annem bize şey söyledi. Kötü bir şey yapıldığında bile olsun ne derdi vardı da sana bunu yaptı. Bir derdi vardır oğlum. Şey üzülme ona doğrusunu öğret falan filan gibi. Hep bu şekilde öğrettiği için galiba beynimizde böyle oturdu. Böyle devam etti. Ben o yüzden herkesle iyi anlaşıp herkesi seviyorum. Ya. Sen kendini mesela nasıl ifade ediyorsun? Nasıl tanıtırsın bize kendini? En sevdiğin şey ne mesela hayatta ve insanlarda en nefret ettiğin şey ne? En son ne zaman ağladın? Ben bu soruları sormak zorundayım. Çünkü ben böyle konuk genelde bulamıyorum. Genelde böyle konukları almadığım için merak ediyorum. Bir de sen az önce söyledim ya, insanlar bence bu sohbetleri çok seviyorlar. Daha samimi, daha sıcak. Sosyal medya gibi de değil burası. Canlı yayın sonuçta. O yüzden kendini ifade edebileceğin bir yer olduğunu düşündüğüm için soruyorum. Tabii ki istediğini sorabilirsin. Her şeye ağlıyorum önce. Neden? Ama ya her şeyden etkileniyorum. Kolay ağlıyorum. Ya bir haber okuduğumda da ağlıyorum. Bir arkadaşımın derdi olduğunda da ağlıyorum. Ya sulu gözlü bir tipim aslında. Ama bunu hemen yok etmeye çalışıyorum. Hadi tamam geçti. Falan mutluyuz. Diyorsun. İyiyiz. Hadi sağlıklıyız. Çok şükür falan diye hayatıma devam ediyorum. Ama kırılganım yani. Ama hassas. Öyle kolay kolay küsmem, etmem. Hemen her şeyi çözmeye çalışırım. Böyle kolaydır her şeyim benim ya. En büyük hayalin ne bu noktadan sonra? En büyük hayalim. Ya gerçekten güzel. Ali hayallerinden bir tanesi miydi? Hatta sana galiba o rol ilk geldiği zaman önce bir kabul etmemişsin gibi bir reddettim. Muhabbet olmuş. Doğru. Neden öyle bir şey oldu? Çok yoğundum. Fox'ta program sunuyordum. İşte Gülse Birsel'le dizi yapıyordum. Bir sürü sosyal medya işim vardı. Bir de tiyatro provasına giremeyeceğimi hissettim. Yani gücüm yetmeyecek sandım. Her gün o provaya nasıl gideceğim bu kadar çekim varken diye korktum. Yok ben yapamayacağım. Ne olur düşündüm. Falan dedim ama sonra proje anlatılınca muhteşem bir şey olduğunu duyunca ah ben bunu yapacağım yani ölsem de o bir şekilde provalara gideceğim dedim. Ve iyi ki de yapmışsınız. Ben iki kez gerçekten. Seyrettim. Çocuklarımla da seyrettim. Arkadaşlarımla evet da gittim. Müthiş bir performansın var. Hem dans konusunda hem sesin çok güzel hem sahnede çok acayip duruyorsun. Yani ben çok böyle yani iltifat etmekten değil gerçek hislerim yani böyle bence herkes de seninle ilgili aynı şeyi düşünüyor diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.